Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'la, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğanla birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Arparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer de ABD'ye geldi. Erdoğan daha sonra konaklayacağı Türk evine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk evi girişinde vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. O görüntüler de ekranlarınıza geliyor şu anda. 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dünya liderlerini bir araya getirecek. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da diplomatik görüşme trafiği yoğun olacak. Erdoğan ikili görüşmelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler kürsüsünde dünya kamuoyuna seslenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler 78. Genel Kuruluna katılıyor. Erdoğan Birleşmiş Milletler programı kapsamında önemli diplomatik temaslarda bulunacak. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkiyevi önemli görüşmelere ev sahipliği yapacak. Erdoğan ilk olarak Gürcistan, Kırgızistan ve Türkmenistan liderleriyle görüşmelerde bulunacak. Akşama doğruysa merakla beklenen bir buluşma gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX şirketlerinin üst yöneticisi iş insanı Elon Musk'ı kabul edecek. İkili önceki yıllarda da çeşitli sebeplerle bir araya gelmişti. Devleti, Erdoğan, devleti, pazartesi Türkiye'de, günü Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan şartları, düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle devleti, yuvarlak masa toplantısına katılacak. Öğlen da. saatlerinde Türk evinde sıfır atık iyi niyet beyanı imza töreni gerçekleşecek. Aynı gün Türkiye'yi iki kritik buluşmaya da ev sahipliği yapacak. Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek. İran Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Genel kurul görüşmelerinin ilk günü olan salı günü Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan'ın 13. kez yer alacağı kürsüdeki konuşmasının ana temaları kalkınma, insani yardımlar, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasıyla küresel dayanışmanın yeniden tesisi olacak. Aynı gün içerisinde İtalya Cumhurbaşkanı Meloni ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Türk evinde kabul edecek. Erdoğan ABD programlarının son günü olan çarşamba da önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul edecek olan Erdoğan'ın misafirleri arasında Amerikan Yahudi toplumu çatı kuruluşları temsilcileri de olacak. Erdoğan çarşamba günkü temaslarının ardından Türkiye'ye dönecek.